Suriye cephesine bakalım. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Amerika ve Fransa'ya meydan okudu. Esad varsa deliliniz gösterin dedi. Türkiye'nin teröristlerin geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Esad, Türkiye'ye de defalarca mesaj gönderdik. Ancak Erdoğan'ın ne yaptığının bilincinde olduğunu hiç zannetmiyorum diye konuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Şam yönetiminin kimyasal silah kullandığını iddia eden Amerika ve Fransa'ya meydan okudu. Fransız Le Figaro gazetesinde konuşan Esat, ellerinde herhangi bir delil varsa göstermelerini istedi. Güçlü adam savaşı engelleyendir, onu ateşleyen değil. Obama zayıf, çünkü ABD'nin içinden baskı gördü. Eğer Amerikalılar İngilizler ya da Fransızların ellerinde tek bir delil olsaydı, bunu daha ilk günden gösterirlerdi. Esat Çarşamba günü askeri müdahale önerisini oylayacak Fransa Parlamentosu'na seslendi. Irak'ın işgalinin ardından Fransa politikasını değiştirdi, bağımsızlığından feragat etmeye ve ABD'nin bir figüranı olmaya karar verdi. Fransız parlamentosu çarşamba günü bağımsız karar alıp alamadığını gösterecek. Fransa gibi layık ve demokratik bir ülke nasıl Suudi Arabistan gibi ortaçağ ülkeleriyle müttefik olabilir? Orta Doğu'yu barut fıçısına benzeten Esad, askeri müdahalede bölgesel savaş riskinin ortaya çıkacağına dikkat çekti. Suriye'nin önünde vatan savunması ya da teslim olmak seçeneklerinin olduğunu belirten Esad, çözümün teröristleri temizlemekten geçtiğini vurguladı. Başlangıçta bir diyalogla politik çözüm yolları bulunmalıydı ama bugün koşullar farklı. Teröristlerle çarpışıyoruz. Bizim çarpıştığımız teröristlerin %80-90'ı el kaideli. Bunlar ne politik çözümle ne reformlarla ilgileniyorlar. Onlarla başa çıkmanın tek yolu tasfiye etmektir. Ancak o zaman politik çözümden konuşabiliriz. Bugün çözüm Suriye'ye teröristlerin gelmesini durdurmaktan, onları silahlandırmaktan vazgeçmekten ve özellikle Suudi Arabistan başta olmak üzere Türkiye, Ürdün, Fransa, İngiltere ve ABD'nin finansal yardımından vazgeçmesinden geçer. Teröristlerin Ürdün ve Türkiye'den girdiğini söyleyen Esad, AKP hükümetine defalarca mesaj gönderdiklerini ancak yanıt bulamadıklarını açıkladı ülkemizdeki teröristleri yok etmezsek bunlar başka ülkelere gidecek bu çok açık. Defalarca doğrudan ya da dolaylı olarak söyledik, mesaj gönderdik. Ürdün baskılara rağmen teröristlerin geçiş yeri olmaması gerektiğinin bilincinde. Erdoğan'a gelince Erdoğan'ın ne yaptığının bilincinde olduğunu hiç zannetmiyorum.